Bebeğimi Büyütürken programından herkese merhaba. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Yine içeriğimiz dopdolu. Bakalım bu hafta programımızda neler var? Çocuklarda beslenmeyi konuşuyoruz. Tabii ki çocuklar için çok önemli. Anneler için daha da önemli bir konu. Proteinden zengin sebzesini, meyvesini yiyen çocuklar yetiştirmek. Tabii bunun yanı sıra ağız tadı da çok önemli. Sunum daha da önemli. Diyetisyen Güneş Aksüs bütün detaylarıyla bize anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? İyi. Sizi gördük daha iyi olduk diyorum. Ben de öyle. Doğru beslenmeyi sizden öğreniyoruz. Nedir doğru beslenme? Doğru beslenme bizim ihtiyacımız olan, vücudun ihtiyacı olan her şeyi tam anlamıyla tüm gün boyunca sağlayabilmek. Yani proteinleri de, karbonhidratları da, yağ grubunu da, yeteri kadar su içmeyi de hesap edip hepsini dengeli bir şekilde vücudumuza sağlayabilmek. Bu çocuk için de böyle, bebek için de böyle, biz yetişkinler için de böyle. Evet. O yüzden biz bazen şeye bakıyoruz. Hani gerçekten ihtiyacını her gün tamamlayabiliyor musun? Çünkü doğru beslenmenin belki de farkındayız ama her gün bunları düzenli yapabiliyor muyuz? Mesele burada aslında. Bazen çünkü unutabiliyoruz. Evet. Yani sütün sağlıklı olduğunu, yoğurdun sağlıklı olduğunu biliyoruz ama bazen yoğurt yemeyi unutabiliyoruz. Bunu düzenli yapmaya başladığımız zaman işte sağlıklı beslenmeye de başlamış oluyoruz. Ve çocuklarımıza da bunu öğretmiş oluyoruz. Aynen öyle. Sormak istiyorum. Mesela bazen çocuklar sebzeyi veya meyveyi reddediyorlar ama o evet. Evde karnabahar, örnek veriyorum, pişmiyor. En sevilen. Evet, en sevilen konu değil mi? Evet. Anne sevmediği için. Peki evet. Çocuk da buna göre mi hareket ediyor? Çok güzel. Çocuklarda yeme seçimleri gerçekten ilk önce annenin seçimlerine göre değişir. Evet. Ama ilk önce şunu söylemek lazım. Bebek doğduğu andan itibaren kendi özellikleriyle doğuyor ve kendi karakteriyle doğuyor. Damak tadı da kendine özgü bir damak tadı oluyor. Ve biz bebekken bunu sanki bütün bebeklerde aynıymış gibi zannediyoruz. Evet. Gerçekten aynı değil. Hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Siz daha çok balık seversiniz. Ben daha çok kırmızı et severim. Ya da siz meyve seversiniz. Ben hiç meyve yemiyor olabilirim. Bebekler arasında da aslında damak tadı farklılıklarıyla dünyaya geliyorlar. Çünkü damak tadı hamilelikte oluşuyor. Anne karnındayken bebeğin yemek seçimleri aslında yavaş yavaş belirlenmeye başlıyor. Değil mi? Anne mi belirtiliyor bunu? Kesinlikle öyle. O yüzden biz hamileyken şunu söyleriz. Her şeyin tadına bakmaya çalışın. Eğer bunu yapabiliyorsa anne gerçekten bebeğin damak tadı daha açık oluyor büyüdüğünde ve seçimlerinde daha rahat oluyor. Diyelim ki anne çok tadına bakamadı, çok mide bulantısı yaşadı, iyi bir hamilelik evet. geçiremedi. O çocuklarda belki yemek seçen çocuklar daha fazla görülebiliyor. Yani hamilelikte aslında başlıyor bu süreç. Sonra bebek dünyaya geldi. Evde ne bulduğuyla da tabii ki çok alakalı. Evet. Yaşadığı ülke, işte coğrafya, ne bileyim Türkiye'de bile hani Ege'de doğan bir çocukla doğuda doğan bir çocuğun bulduğu yemekler arasında çok ciddi farklar çok var. Çok farklar var. O yüzden ben Aydın'da doğup büyüyen bir çocuğum. Benim için harika. Ege otları ne kadar normalse ne bileyim Antep'te büyüyen bir çocuğun da işte bulgurla ilişkisi evet, çok daha acılar, samimi. Tabii acı işte pul biberler daha erken yaşta tanışıyorlar. O yüzden büyüdüğü ev çok önemli. Anne babanın ne tükettiği çok önemli. Anne karnabaharı sevmiyorsa, kokusundan dolayı evde pişirmiyorsa o çocuk nasıl sevebilir ki karnabaharı? Mümkün değil. Yani zaten yıllar sonra görüyor, başkasının evinde görüyor. Evet. Belki sevmediğini bile bilmiyor. Aslında çocukların evet bir kısmı bebekler daha doğrusu kendi özellikleriyle doğuyorlar. Bir kısmını da sonradan biz bozuyoruz diyeyim. Çünkü çok olumlu müdahaleler yapıyoruz aslında. Değil mi? Özellikle balıkta da bunu çok yapıyoruz galiba. Tabii, ev tabii. Kokuyor diye pişirmiyoruz. Aynen kokuya göre yemek evet, pişiriyoruz. Evet kokuya göre biz anneler maalesef. Evet anne karar veriyor. Bazen de bunun tabii babayla da çok fazla ilişkisi var. Çünkü çocuklar babayı da örnek alıyorlar. Evet. Yeme sofrasında kimler varsa onları aslında örnek alıyorlar. Anneanne babaanne gibi büyük bir aileyle yemek yeniyorsa onların yedikleri bile çocuğun bebeğin yemek seçimlerini çok etkiliyor. Evet hepsi. Şimdi balık pişmeyen bir evde
evet çocuk balığı, ben her işte haftada iki kez balık yemeliyim gibi bir düşünceyle büyümüyor o çocuk. Mümkün değil, değil mi? Ya biz bunu istediğimiz kadar anlatalım, ekrandan anlatalım, yazalım, çizelim, birbirimize söyleyelim, haftada iki gün balık. İyi de evde yok. Evde yani, yok. Çocuk evet, nerede yiyecek? Nerede yiyecek? O yüzden dışarıdan da sipariş veremeyeceğine göre çocuk evde bulduklarına göre beslenmesini şekillendiriyor. Babanın etkisine erkeklerde yemek seçimleri çok daha zor. Evet. Kız çocuklarında daha rahat davranıyoruz. Görüyoruz, şimdiden onu görüyoruz daha küçük yaşlarda. Erkekler et tüketimi daha çok seviyorlar. Sebzeyle de araları çok fazla iyi değil ne yazık ki. Evet. O yüzden baba evde mesela sofrada et yemeği görmediğinde nerede bugün yemek yok mu diye bir tepki verirse evet, çocuk da doğal olarak o tepkiyi örnek alıyor. Ve mesela o gün ne olsun sofrada, patlıcan olsun, güzel bir semizotu salatası olsun, zeytinyağlı bir bamya olsun. Oh, oh. Üç çeşit yemek var. Bir de cacık koyalım. Bir de güzel bir bulgur pilavı koyalım. Tamam, süper aslında. Ama baba sağlıklı. Eve geliyor. Çok sağlıklı. Ama diyor ki et yok sofrada. Yemek nerede? Ben açım, yemiyorum. Yemiyorum. Evet. Bunlar yemek sayılmaz derse o çocuk da tabii ki sadece et grubunu ana yemek olarak kabul eder. Ve bamyayı küçümseyebilir. Halbuki çok değerli evet, hepsi. Kesinlikle öyle. Yeşilay'ın sağlıklı beslenme ile ilgili yaptığı çok güzel bir şarkı var. Hep beraber bunu izleyelim. Benim karnım açıktı. Tabii balık da demişken sormak istiyorum. Bu balığı nasıl sevdirebiliriz? Aslında hangi ayda ve hangi balıkla başlamalıyız? Şimdi hangi ay balık diyene kadar aslında evet ilk önce bir balıkla tanıştırmalıyız. Evet, bir tanıştıralım değil mi? Ve bunun için de ilk önce anne babayı balıkla tanıştırmak lazım. Çünkü bizde balık tüketimi bizim ülkemizde gerçekten çok düşük. Bunun sebepleri var. Hem alışkanlığımız yok, evde pişirmeyi işte çok fazla sevmiyoruz. Hem de bir şey çok zahmetli geliyor bize. Sanki evet. Diğer yemekler de kolay değil aslında. Bizim Türk usulü yemeklerimiz hiç bayağı zahmetli değil, uğraştıran gerçekten. Yemekler. Ama balık bana çok pratik bir yemek gibi geliyor. Yani fırına koyuyorsun. Bitiyor. Bitiyor yani, üzerine istediğin baharatları süsleyebilirsin, koyabilirsin, koymayabilirsin de. Balık pişerken onun yanına güzel bir salata hazırladın. 15 dakikalık bir yemek aslında. Harika. Ve hayatımızda daha çok olmalı. Ama tabii işte anne baba çok fazla düşkün değilse balık yemeye, mutfağımızda kültürümüzde çok fazla yeri olmadığı için çocuklar da daha böyle 40 yılda bir balık yiyor hale geliyorlar. Maalesef öyle oluyor. Ben burada somonu çok öneriyorum. Çünkü somonun pişmesi çok kolay. Çok uzun süre pişmesi gerekmiyor ve çocuklar çok seviyorlar. Tatlı olduğu için mi biraz evet, daha? Evet, yani şey bir de kılçıkla uğraşmıyorsun. Evet, işte daha rahat. Et yani, kıvamında. Evet, tavuk gibi görüyorlar evet. Onu. Tavuğu tüketmesi daha kolaydır ya çocuklar için. O yüzden bebekler için de somon çok daha bence kolay. Ve mesela ben onu çocukları ailelerle beraber şey yaptırıyorum. Şiş, kuşbaşı şeklinde doğratıyorum. Araya renkli biberler, kırmızı, yeşil biber koyduruyorum. Şiş şeklinde pişiriyorlar fırında. Ve çok çocuklar güzel. Çok hem yaparken eğleniyorlar. Hem çünkü sürece dahil oluyorlar. Hem de 15 dakikada pişen bir yemek oluyor. Ve zaten çok lezzetli. Renklerde çocukların ilgisini renklerde çekiyor çok değil uygun. Mi? Yani normal bir balık görüntüsünden çocuk hoşlanmıyor olabilir. Evet. Şimdi çocuklar az önce söyledik ya yemek seçimlerinde anne babaya göre tabii ki davranıyorlar. Bir de görüntüye göre çok seçerler. Yani o balık görüntüsü hani bizim evet. Hoşumuza giden, bizim iştahımızı açan bir görüntü olabilir. Ama çocukları rahatsız edebilir. O yüzden sunum. Bazen sunum şekli gerçekten... hani balığın içindeki etini sadece çocuğun yiyecek kısmı bazen tabağa koymak bile çocuğun evet. Balık tüketimini arttırabiliyor. Harika. Görüntü değil, sunum önemli. Sunum değil çok mi? Önemli. Evet. Rengi önemli. Tabağa koyma şekliniz önemli. Mesela her yaş döneminde çocukların yemekle ilgili takıntıları olabilir. Ortaya çıkabilir. Oo, hem de nasıl. Hani psikolojide çok duyduğumuz 2 yaş sendromu diye bir şey vardır. Bizim bu her yaşta beslenmeyle, yeme davranışla ilgili değişimleri vardır çocukların. Ben de bu kısmın aslında eğitimini veriyorum. Mesela 5 yaşındaki çocuklarda böyle yemekler birbirine değmesin gibi takıntılar olabilir. Aa, biz ona geçemedik daha. Sizin daha küçük, sizde daha evet. Farkındalıkla ilgili evet. Meseleler var. Ben seçeceğim, ben yiyeceğim gibi tabii 2-3 yaş arasında bunlar evet. Başlıyor. 4 yaşta farkındalık
güçlenmiş oluyor. Ama sizin sunduklarınızı değil, kendi istediklerini yemek istiyor çocuklar 4 yaşta. 5 yaşta da takıntılar bazen ortaya çıkabiliyor. İşte pilavla ne bileyim tavuğun birbirine değmesini istemiyor. Aynı tabakta olmasını istemiyor. Yoğurtlu pilavı bir çocuk çok severken bir çocuk asla o yoğurtla pirincin birbirine değmesini bile istemiyor. Bu her yaş döneminde çocuğun yemek seçimlerini etkileyen psikolojik durumlar da var. Çok değişiklik gösteriyor şu anda yaşıyorum ben. Bunları da iyi gözlemlemek lazım. Yani hep böyle bir kayıt altında olması lazım anneler. Öyle. Tabii ki benim kızım bu ara minik diyetisyenim diye geziyor. Ve çok güzel bir kitap bu gerçekten. Minik diyetisyenler iş başında biz severek okuyoruz. Nedir bunun hikayesi aslında? Çok çok önemli bence. Benim de iki oğlum var. Çok güzel. Biri 2, biri 9 yaşında. Tabii 9 yaşındaki oğlumla yıllardır kitapları okurken onun en sevdiği kitaplarda böyle işte yarışçı olacağım, itfaiyeci olacağım, doktor olacağım, ne bileyim bahçıvan nasıl olunur, astronot nasıl olunur gibi meslekleri tanıtan çok güzel çeviri kitaplar vardı. Eğlenceli kitaplar. Çünkü şeyi anlatıyor aslında çocukların merak ettiği dünya yani bir itfaiyeci ne yapıyor arkada? Ne yapıyor değil mi? Yani o arabaları nasıl kullanıyorlar, işte nasıl gidiyorlar, nasıl çalışıyorlar, mesailerini merak ediyor çocuklar. Ve gerçekten bunlar çok sevdiğim kitaplar benim. Benim de okurken onunla eğlendiğim kitaplar. Bunların içinde hiç diyetisyen yok. Dedim ki bu çocuklar olmalı. Şöyle bakıyorum ben. Her şeyi çocuklar oyunla beraber öğreniyorlar. Evet, kesinlikle. Sağlıklı beslenmeyi de ben yıllarca anlatmaya çalışıyorum. Annelere anlatıyorum, babalara, öğretmenlere, okullara gidiyorum ama çocuklara ders gibi anlatmak değil de oyun gibi anlatmak gerekiyordu. O yüzden o kitaplardan aslında aklıma geldi. Dedim ki bir de diyetisyen ne yapıyor? Diyetisyen mesleğinin arkasında neler var gerçekten onu öğrensinler. Bu güzel sepette neler olmalı aslında. Neler olmalı ve çocuklar burada üç arkadaş çok güzel bir oyun oynuyorlar. Ve bu çok oyunla güzel. Beraber sağlıklı beslenmede işte sepete neler koymalıyız onu öğreniyorlar. O en çok önemlisi gerçekten. O zaman peki size sormak istiyorum. Bir çocuğun her gün tüketmesi gereken yiyecekler nelerdir? Şimdi bu, vazgeçmeden düzenli bir şekilde. Aynen öyle. Kitapta da bu arkadaşlar birbirine bunu anlatıyorlar. Çünkü bir tanesi diyetisyene gitmiş ve öğrenmiş. Minik diyetisyen olmuş. Evet. Diğer arkadaşlarına da işte her gün neden bunları yemeliyiz anlatıyor. Eğlenceli bir şekilde. Bir kere süt ürünlerinden her gün hayatınızda çocukların mutlaka olmalı. Ben şöyle özetliyorum bunu. Bir su bardağı süt, bir bardak yoğurt ya da ayran ya da yoğurtla yapılmış herhangi bir şey mutlaka olmalı. Bunun yerine kefir de olabilir mi mesela? Kefir de olur, cacık da olur. Yani süt ürünü mutlaka her gün 2 porsiyon olacak ama bunun bir bardağı süt şeklinde bir bardağı da işte ayran ya da yoğurt ya da kefir şeklinde olabilir. Mutlaka her gün iyi bir protein kaynağı olarak en kaliteli protein kaynağımız yumurta. Her gün bir tane yumurta yiyor olmaları lazım. Haşlanmış olması şart değil. Çünkü her çocuk haşlanmış yumurta sevmeyebilir. Omlet olabilir, menemen olabilir, başka bir sebzenin içinde olabilir, krep şeklinde olabilir. Yeter ki yumurta yesin. Yeter ki çocuk sevsin. Yeter ki sevsin ve bu değişebilir. Yani bugün omlet yedi, ertesi gün haşlanmış yumurta isteyebiliriz, katı yumurtayı sevebilir. Biraz daha cıvık hani ekmek banarak yedikleri yumurtalar var ya rafada. Bunları birazcık deneyerek kendi çocuğunuza göre yani yemeyince hemen böyle kapatıp kapanmak yerine. Yani eyvah yumurtayı yemiyor artık demeyin. Belki başka bir şey istiyordur artık. Anneler biraz mutfağa girsin diyoruz. Biraz mutfağa girsin, biraz baharatlarla oynasın. Baharatları çocuklarda çok geç keşfediyoruz. Yani aklımıza gelmiyor. Daha böyle kendimize bir misafir geldiğinde baharatları kullanıyoruz. Hani kimyonu, pul biberi, kekik, fesleğen. Halbuki çocuklar için de çok değerli. Çocuk yemeklerinde de kullanabiliriz. Ek gıdalara geçtikten sonra alerjen olmayan bütün baharatları yavaş 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 hayatımıza sokabiliriz aslında mutfağımıza. Aslında bünyesini alıştırıyor muyuz böylece? Bir kere baharatlar antioksidan kaynakları. O yüzden çocuklar için de yetişkinler için de çok değerli ve mutfağa da lezzet katan şeyler. Baharatla erken tanışan çocuklar tuzla çok fazla ihtiyacı olmuyor. Duymuyor, şekerle de çok arasındaki ilişkiyi dengeleyebiliyor o çocuklar. Ne dedik? Yumurta yiyecek her gün bir tane dedik. Mutlaka bir dilim peynir yiyor olmalı. Yine çok değerli bir kalsiyum kaynağı. Evet. Ama tuzlu peynirlerden tabii uzak dursun çocuklar. Mümkün olduğu kadar en tuzsuz olanını seçmeye çalışın. Bunun dışında et, başka protein kaynağı neler var? Et, balık, tavuk grubu var. Bunlardan da her gün olmasına fayda var ama her gün çok olmasın. Yani ben bazı anneleri görüyorum ki öğlen akşam köfte yediriyorlar. Bir çocuğun o kadar fazla da ete ihtiyacı proteine yok. Proteine ihtiyacı yok. Her şeyin dengesi çok önemli. Öğlen 2 tane köfte yedi. Gayet yeterli.
Ya da işte bir parça somon yedi, bir parça tavuk yedi. Gayet yeterli. Akşama da sebze yemeğinden, evde pişen tencerede ne varsa ondan, ya da kuru baklagil olabilir, mercimek olabilir, kuru fasulye olabilir, nohut olabilir. Sebzeleri kıymalı pişiriyorsanız ayrıca bir et yemeğine gerek yok. Kıymalı sebze öğlen ve akşam verilebilir çocuklara. Tabii bir şey sormak istiyorum. Köfte demişken yanında makarnasız olmuyor tabii. Çocuklar da çok seviyor. Makarna da olsun, bir problem var mı? Bir problem yok ama makarnanın çeşidinde problem var. Biz beyaz makarna yiyoruz ve beyaz makarna sadece boş bir enerji kaynağı. Tam buğday unundan yapılmış makarnalar var. Daha esmer renkte olan. Evet, daha koyu renkli. Ama kepekli değil. Onunla karıştırmayın. Tam buğday yazar paketlerin üzerinde. İntegral yazar ya da o hani vitamini kaybolmamış, lifi azalmamış halidir. En değerlisi o. O yüzden çocuklara tam buğday makarna verin. Pirinç de tabii ki çocuklar seviyorlar ama bulgur çok daha değerli ve vitamin oranı çok daha yüksek. Bulguru sevdirin. Kitapta var bununla ilgili bir benim tavsiyem. Mesela bulgurla yapılan her şey, aklınıza ne geliyorsa, mercimek köftesi, çocuklar çok sever. Çok seviyorlar. Ve çok güzel bir karbonhidrat seçeneğidir. Ekmek yerine makarna, makarna yerine bulgur, bulgur yerine işte güzel bir pirinçle yapılmış dolma olabilir. Evet, bunların hepsi ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Bunlar bizim iyi karbonhidrat kaynaklarımız. Her gün bunlardan bir tanesini mutlaka bence çocuğumuza yedirmeliyiz. Meyve çok önemli. Ama meyvanın da dozu çok önemli. Onda bazen ayar kaçabiliyor. Tabii çocuğun yaşına göre de değişebiliyor aslında. Ama ortalama çocuklarda işte 1 ile 3 meyve arasında yeterli. Küçük bir çocuğumuz varsa günde her gün bir tane taze meyve yedirmeye çalışın. Evet. Ama biraz daha hani ilkokul dönemindeki bir çocuktan bahsediyorsak 2-3 meyveye çıkabilir. Ama 3 meyveden de fazla vermeye gerek yok. Peki her gün muz yemeli mi? Özellikle muz yemesini. Evet, muz. Çünkü ben bunu çok duyuyorum. Yani özellikle de anneannemden çok duyuyorum. Her gün muz yemeli, biz öyle büyüdük falan diye. Ya şöyle, muz potasyum ve magnezyum iyonundan zengin ama kayısı da çok zengin. Şeftali de çok, çok zengin. Çeşitlendirmek çok daha değerli çocuklarda. O yüzden her gün 3 meyve yiyecekse bunun bence bir tanesi, şimdi mevsim meyvelerinden konuştum. Mesela çilek olsun, birisi elma olsun, birisi armut olsun. Evet. Daha sonra kış olduğunda birisi muz olsun, birisi portakal olsun, birisi mandalina olsun. Ya da elma olsun, yine nar olsun. Her dönemin, her mevsimin meyvesinden faydalanmak lazım. Değişiklik göstermek lazım. O yüzden aynı meyveye takılı kalmamak lazım. Evet, tamam. Çocuk çeşitlendirmek gerekiyor. Kesinlikle çeşitlendirin. Ve çocuk seviyor ya da çok faydalı. Mesela brokoli çok faydalı diye çocuğa sürekli brokoli yedirmeyin. Diğer sebzelerden de yesin. Kabaktan da yesin. Barbunya da yesin. Taze fasulye de yesin. Sevdiği şeylere ve tabii ki daha sık verebilirsiniz. Çocuk taze fasulyeyi çok seviyordur. Anne de daha sık pişirmeye çalışıyor. Ama bıktırmayın. Bizde tarhana çorbası olduğu gibi. Çünkü çok seviyor diye. Annem onda kaldığı sürece sürekli tarhana yapıyor. Ama onu benim çok de başıma geldi işte. Böyle tarhana ilk yaptığımız zaman tabii denedik. Çok sevdi. Evet. Sanat büyük oğlum. Ondan sonra babaannesi bir iki hafta sonra dedi ki ya tarhana bitmek üzere. Abi, nasıl biter? Nasıl? Çok fazla. ben her gün veriyorum. Nasıl yaparsın? Bu tarhana da bir şey var o var, zaman. Var. Yani. Ama çok faydalı. Çok da sağlıklı. Sadece sonrası içinde çocuklar büyüdüğünde bıkıyor ve hiç yemek istemiyorlar. O yüzden hepsini çeşitlendirmek, farklı tatlar sunmak, kendimize de ona da bunu sunmak gerçekten onların yeme davranışları açısından çok daha iyi, iyi sonuçlar gösteriyor. Son olarak da sormak istiyorum. Kuru yemiş. Yağlar, ben de onu şimdi söyleyecektim zaten. İyi yağlar çocuklar için çok değerli. Çünkü yağlara ihtiyacımız var. Sinir sisteminde, vitaminlerin emiliminde, vücudun her çalıştığı her aşamada kaliteli bir yağ ihtiyacı var. Biz bu yağları nereden alıyoruz? Zeytinden, zeytinyağından ve kuru yemişlerden alıyoruz. O yüzden çocuğa zeytinyağlı bir yemek yedirebiliyorsanız ya da salatasının içine biraz zeytinyağı dökerek verebiliyorsanız, en kötü domatesinin üzerine, yumurtasının üzerine, zeytinyağı çocuğu bir şekilde beslenmesi ne varsa, zeytin yiyorsa ara öğünlerde de şöyle bir avucu geçmeyecek kadar, yani 4-5 tane ceviz, 8-10 tane badem gibi her gün mutlaka kuru yemişleri gene çeşitlendirerek çocuklara yedirmeliyiz. Çünkü hem vitamin mineral açısından hem de yağ açısından çok kaliteli çok kuru yemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz bizim için. Anneler için aslında en önemli konu buydu. Çok çok. Ben de hem anne hem uzman olarak çok önemsiyorum. Anlatmaya da doyamıyorum. O zaman tariflerle bir bölüm diyorum, tamam, değil mi? Tamam, yaparız. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür tekrar. Ederim. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Az sonra tekrar birlikte olacağız.